Haftalık basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün 13 Eylül. Eylül ayı önemli hadiselerin meydana geldiği bir ay. 11 Eylül 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz kulelere bir saldırı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı açısından maalesef insan haklarının, demokrasinin, hukukun pek de üstün olmadığı bu hadiselerden sonra alınan kararlarla gözler önüne serildi. 12 Eylül ise Türkiye'de maalesef bir ihtilalin gerçekleştirildiği, yine Türkiye'mizde de hukukun, insan haklarının, aslında adaletin rafa kaldırıldığı bir hadise meydana geldi. 11 Eylül dünya coğrafyasının bir felaketi, 12 Eylül de ne yazık ki Türkiye'mizin bir felaketi olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Öncelikle duamız ve temennimiz şu ki ne 11 Eylüller ne de 12 Eylüller bir daha yaşanmasın. Muhterem arkadaşlar, 11 Eylül'ün ne kadar önemli olduğunu ben bugüne kadarki birçok basın toplantımda ve konferanslarda dile getirmiştim. Sırf Batı'nın bugüne kadar dünyada hakim kılmak istediği hak mefhumunun, hukuk mefhumunun, insan haklarına saygının, demokrasinin ciddi bir şekilde ele alınmadığını göstermek için. Batı bu söylemlerini kendi menfaatlerine hizmet ettiği zaman daima gündemde tutuyor. Kendi menfaatlerine hizmet etmediği zaman da bu mefhumları rafa kaldırmakta hiç tereddüt etmiyor. Şunu bilelim ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konu Müslümanlarla ilgili veya ırkçılıkla ilgili bir hadiseye istinad ederse, bir hadise üzerinde görüşmeler meydana gelirse, tatbikatlar yapılırsa, Amerika Birleşik Devletleri bu mefhumları, hukuku, hakkı, insan haklarını rafa kaldırmaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile olan münasebetlerimizde bu hususu her zaman göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Hakkı ve hukuku Batı'da aramak sadece hüsrana sebep oluyor. Sadece bir yanlışa başka bir yanlışı eklemek manasına geliyor. Türkiye'mizde meydana gelen 12 Eylül hadiseleri ise maalesef Türkiye'de de hukukun rafa kaldırıldığı, insan haklarına saygının ortadan kalktığı, zanlı olarak hapishanelere de gözaltına alınan insanların acımasız bir şekilde işkencelere maruz kaldığı bir dönem oldu. Aslında darbeler bir defa daha olmasın istiyorsak bizim bu darbeleri biraz daha teferruatlı bir şekilde inceleyip tekerrür etmemeleri için bir takım adımlar atmamız icap ediyor. Onun için de meselelere yaklaşımız sadece hissi olmamalı, mutlaka bir takım incelemelere dayanmalı. 12 Eylül hadiselerinde ne oldu diye bir bakarsak, istatistiklere baktığımızda hakikaten bizi endişeye sevk eden rakamlarla karşı karşıyayız. 1.683.000 kişi fişlenmiş o dönemde. 650.000 kişi gözaltına alınmış. 650.000 kişi. 210.000 dava açılmış ve burada 230.000 kişi yargılanmış. Bu yargılananlar arasında 7.000 kişi de idamla yargılanmış.
Bunlardan 517 kişiye idam cezası verilmiş, 49'u yerine getirilmiş. 14 bin kişi de vatandaşlıktan çıkarılmış. 28 Şubat dönemi de 12 Eylül'ün arkasından meydana gelen bir farklı darbe. Postmodern darbe diye isimlendirildi. 12 Eylül'de maalesef yapılan yanlışlıklar başka bir şekilde bu sefer 28 Şubat'ta tekrar edildi. Bir defa şunu hiçbir zaman unutmamamız icap eder. 12 Eylül kendiliğinden meydana gelen bir darbe değildi. Geliyorum diye bar bar bağırdı. Çünkü Türkiye'yi kaos ortamına sürükleyenler bir tarafı sağcı, bir tarafı solcu diye ayırdılar. Her gün 3, 5, 10, 15 kişinin katledildiğine şahit olduk. Ve terör birdenbire patladı. Bunların tesadüf olduğunu söylemek mümkün değil. Öyle bir noktaya geldi ki ordu ihtilal yaptığı zaman adeta millet iyi ki ihtilal oldu dedi. Ama onun bedeli maalesef ağır oldu. Biz demokrasinin ancak askeri müdahalelerle rayına oturabileceği gibi bir kanaate sahip olmaya başladı Türkiye'de bazı çevreler. Onun için de orduyu her zaman demokrasinin kılıcı gibi ensemizde hissettirmek istediler. Halbuki hakkın, hukukun, adaletin, insan haklarının, demokratik kuralların işlemediği bir ortamda siz tekrar hakkı, hukuku, demokrasiyi bu metotla yerine oturtamazsınız, rayına sokamazsınız. Biz elbette bunlar arkasından meydana gelen 15 Temmuz hadiseleri ise daha da başka bir yolla gündeme getirildi. 15 Temmuz geliyorum demedi belki. Ama emareleri vardı. Çok daha farklı bir hareketti. Devletin bütün organlarına, sinir uçlarına kadar bir organ, bir kuruluş nüfuz etme imkanı buldu. Bunu da maalesef devleti yönetenlerin müsamahası, hatta tavsiyesi ve desteğiyle gerçekleştirdi. Bugün karşı karşıya kaldığımız manzaranın altından kalkılamamasının temel sebebi maalesef bu. Evet, şimdi artık mahkemeler başladı, konular gündeme getiriliyor. Suçlamalar somutlaşmaya başladı. Bunun karşısında da maalesef suçlananlar da kendilerini koruyabilmek için ayrı taktikler uyguluyor. Daha doğrusu adalet mekanizmasını ve devlet yönetimini şaşırtmaya çalışıyor. Ama bugün tatbik edilen metotlarla öyle bir kanaatimiz var ki bu meselenin üstesinden gelmek, adaleti tesis etmek mümkün değil. Hata yapabilirsiniz. Ama bu hata yeni bir hata ile düzeltilmez. Hatayı görüp bir daha tekerrür etmemesi için tedbir alırsanız hatalar düzelir. Bugün sadece iddialarla, sadece iddia, yüz binlerce insan yeniden itham altına sokuluyor. Bizim çok yakın arkadaşlarımız, dürüstlüklerinden, bu ülkeye bağlılıklarından, hak ve adaleti gözettiklerinden hiç tereddüdümüz olmayan, bu paralel yapıyla hiç alakası olmayan arkadaşlarımız maalesef gözaltına alınabiliyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra da özür dileriz deniliyor. Buradan kurtuluşun tek bir yolu var. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında birer kere dile getirdiği, tekrar etmediği bazı hususların dikkate alınması. İlk yapılan itiraftı.
Ne istediler de vermedik dedi. Yani biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Bu memlekete faydalı olsun diye biz bunu yapıyoruz. Ama maalesef karşımızdakiler aldıklarıyla yetinmiyorlar manasına söyledi bunu. Arkasından bunları bir haşhaşi hareketine benzetti. Haşhaşileri siz sadece baskıyla ortadan kaldıramazsınız. Çünkü bu tarihi bir hadisedir. 200 yıl bunların etkisi devam etmiştir. Siz baskıyla giderseniz bu hareketi 200 yıl daha hayatta kalmasına fırsat vermiş olursunuz. Bunu görmeleri icap eder ama maalesef hala görmüyorlar. Başka bir tarafta da bir yine tahlil yaptılar. Dediler ki bunların farkına vardık ki üç kademesi var. Altı ibadet, ortası ticaret, üstü de ihanetmiş. Ama muamele edilirken ibadet aşkıyla bu işe sarılanlar, ihanet edenlerle aynı kefeye kondu, aynı muameleye tabi tutuldu. Bu doğru değil. Ve maalesef bu sebepten dolayıdır ki bugün iktidarla iç içe olan büyük bir kesim deşifre edilemiyor. Edilmiyor. Edilenlere de farklı muamele yapılıyor. Bu vatandaşın gözünden kaçmıyor ki. Siz bu şekilde davrandığınız takdirde mağdurlar meydana getirirsiniz. Mağdurlar ordusu doğar. Mağdurlar hangi konuda olursa olsun bu ülkeye zarar vermek için çaba harz eder, harcarlar. Bunun için de ben bu mücadelenin, 15 Temmuz'la alakalı mücadelenin önümüzdeki aylarda eğer hızla düzeltilmezse maalesef memleketimize ileride daha büyük zararlar vermesinden endişe eder. Samimi bir itiraf yapıldı. Bu itirafın yeri gereği yerine getirilmeli. Adaletten taviz verilmemeli. Hissiyatla hareket edilmemeli. Özellikle de kendisini korumak isteyen bu hareketin şimdi iftiralara başladığı, başkalarını zan altında bulunduracak bir takım söylemlerle kendilerini korumaya çalıştıkları gözüküyor. Ama siz adaleti burada da rafa kaldırırsanız maalesef bunu düzeltemezsiniz. Dünya coğrafyasına bakıldığında, tarihe bakıldığında şu görülüyor. İhtilaller genelde milli geliri düşük olan ülkelerde meydana geliyor. İkincisi, maalesef milli geliri adil paylaşılmayan ülkelerde meydana geliyor. Zenginle fakirin arasında bir uçurum meydana gelirse buralarda ihtilal biraz daha rahatlıkla yapılabiliyor. Bir de tabii toplumsal barış ve huzurun olmadığı ülkelerde, baskının olduğu ülkelerde meydana geliyor. Yani askerin baskıcı olmasıyla demokratik yolla seçilmiş bir iktidarın baskıcı olması arasında fark yok. Arada bir fark var. Asker nasıl olsa biraz sonra gider diye düşünülür. Demokratik yolla gelen efendim ben seçime giderim de o zaman millet karar versin derse bu doğru olmaz. Çünkü bu sefer seçim güvenliği ortadan kalkıyor. Seçime güven kalmıyor. Onun için iktidarda bulunanların kendilerini emniyette hissedip bu gibi konularda baskıcı, kutuplaştırıcı, ülkede huzuru bozan, adalete güveni sarsan tavırlardan mutlaka vazgeçmeleri icap eder. Bir defa daha 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşanmasın diye. Ümit ediyoruz ki hükümet bugüne kadar meydana gelen hadiselerden ders alır ve bundan sonraki yaklaşımlarını da buna göre yeniden tanzim eder. Bunun bazı emareleri var ama şunu çok iyi bilmeleri icap eder ki partizanlık bu işi önlemez. Partizanlık sadece
bugünkü hadiselerin çığırından çıkmasına vesile olur. Yani partizanlığı elbette iktidar şöyle yorumluyor. Ben, bana bağlı, benimle birlikte hareket eden bir kadroyla çalışırsam bu tip işler olmaz. Daha fazla olur. Çünkü bu sefer yalakalar doğar. Yalakalar bir hükümetin doğru karar vermesini engeller. İftiralar ortaya atılır. Beğenmediği insanları her zaman küçük düşürebilmek için bir takım yollara tevessül edilebilir. Tabii sadece bunlar değil. Son zamanlarda bir takım başka gelişmeler de ülkemizde meydana geliyor. İHA'larla ilgili Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin iddiaları gündeme düştü. İHA'ların masum insanları katlettiği yolunda, öldürdüğü yolunda. Bir defa burada iki ayrı husus var. Bir, hükümeti suçlama. İki, İHA'ların kullanılmasına karşı bir hava oluşturma. Şunu hemen ifade edelim ki böyle bir iddia sadece yalandı diye hemen göz ardı edilmemeli. İHA'ların kullanılması aslında bir zaruret yeri geldiği zaman, daha fazla kayba fırsat vermemek için aslında sahada, arazide hareket eden güvenlik güçlerinin emniyetini sağlamak için önemli. Ha bir yerde bir yanlışlık yapılıyorsa o yanlış ille de İHA'lardan meydana gelmez. Yanlış karar verenlerden, yanlış tespitte bulunanlardan meydana gelir. O halde böyle bir hadise varsa bunu abartıp davul zurnayla belli bir istikamete sevk etmektense hükümetin süratle mecliste iktidardan ve muhalefetten meydana gelen bir komisyon oluşturarak bunu yerinde tespit etmesi mümkün. Bir komisyon kurulur, gidilir, araştırılır. Bir yanlış yapılmışsa neden yanlış yapıldığı ortaya çıkarılır. Yok eğer yanlışlık yoksa da bütün kamuoyunu teskin edici bir açıklama yapılır. Ama bu tip meselelerde elbette güvenlik güçleri hata yapmaz diye bir kaydı olmaz. Bir takım tedbirler alınıyor. Sur'da meydana gelen hadiseler, Şırnak'ta meydana gelen hadiseler, Cizre'de meydana gelen hadiseler, bunlar aslında hükümetin bir bakıma başlangıçta yaptığı hadiselerden, yanlış kararlardan kaynaklandı. Siz bir şehrin sokaklarının altının dinamitlerle döşenmesine göz yumarsanız, neticede onu düzeltebilmek için eskiyle kıyaslanamayacak kadar daha sert tedbirler almaya mecbur kalırsınız. Bu da insanların maalesef birçok insanın haksız yere katledilmesine de vesile olabilir. Bundan dolayı biz iktidarı da muhalefeti de sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Hadiseleri birbirimizi itham ederek değil, özellikle üzerine basarak söylüyorum. Türkiye'nin bugün bir numaralı meselesi kutuplaşmadır. Arkasından elbette terör gelir. Ama kutuplaşmayı siz zirveye çıkarırsanız terörü de azdırırsınız. Elbette gelir dağılımındaki adaletsizlik de burada gündeme gelir. Hukukun rafa kaldırılması da geçici bir zaman da olsa gündeme gelir. Baştan beri söyledik, olağanüstü hal elbette böyle bir kalkışmanın arkasından ilan edilmeliydi. Ancak siz olağanüstü hali olağan hale getirirseniz o zaman bu ülkede dikta rejimine gidiş var demektir. Bir kişi veya bir parti bütün kararları alacak ve bu kararların hiçbirisi yargı denetimine tabi tutulmayacak. Anayasa Mahkemesi diyecek ki olağanüstü hal var. Ben bundan dolayı hükümetin almış olduğu bu kararların, meclisin aldığı kararların hiçbirisini gündeme alıp tetkik etmem. Böyle bir Anayasa Mahkemesi olmaz. Kusura bakmasınlar. Peki hükümet bütünüyle anayasayı çiğnerse ne olacak? Kim müdahale edecek?
hukuksuzluğun hakim olmasına nasıl olur da Anayasa Mahkemesi yeri geldiği zaman dur demez. Bundan dolayı Anayasa Mahkemesi'ni aldığı kararları bir defa daha gözden geçirmeye davet ediyoruz biz. Türkiye yeniden tanzim ediliyor. Olağanüstü halle alakası olmayan konularda kararlar çıkarılıyor, kanunlar çıkarılıyor. Artık bir kişi düşünüyor, bir kişi karar veriyor, bir kişi uygulama yapıyor. Olmaz böyle bir iş. Bu Türkiye'ye zarar verir. Bu kararları alıp icra edenlere de zarar verir. O da dolayı biz hem adalet mekanizmasını hem de özellikle yüksek yargı organlarını ve Anayasa Mahkemesi'ni göreve davet ediyoruz. Aldıkları kararları bir defa daha gözden geçirsinler. Olağanüstü hali 5 sene daha gerekli görürse ne yapacak Anayasa Mahkemesi? Türkiye hep olağanüstü halle idare edilecek. Yani hiçbir zaman hukuk üstün tutulmayacak. Hiçbir zaman hukuka karşı alınan kararlar sorgulanamayacak. Bu demokrasinin katledilmesi demektir. Adaletin katledilmesi demektir. İnsan haklarına saygısızlığın kabul görmesi demektir. Biz buna kesinlikle razı olamayız. Tabii bunların yanında civarımızdaki ülkelerde de bir takım gelişmeler meydana geliyor. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız hakikaten feraset ve basiret sahibi bir insandı. Bugün meydana gelen hadiselerin altyapısını öğrendikten sonra bunların ileride nelere sebep olabileceğini çok açık, çok net ifadeler kullandı. Bugün Suriye karmakarışık oldu. Yeniden tanzim ediliyor. Erbakan Hoca Irak müdahalesi başladığında hatta ta Saddam'ın Batı'nın teşvikiyle Amerika'nın teşvikiyle Irak'a müdahale ettiği Kuveyt'e müdahale ettiği tarihten itibaren İslam alemini ayağa kaldırdı. Kendisiyle beraber bir heyet kurdu. Saddam'ı da ziyaret etti. Diğer ülkeleri de ziyaret etti. Böyle bir girişim yanlış olur. Bu bölgenin kargaşaya sürüklenmesi demektir. Amerika'nın Kuveyt işgaline göz kırpması Saddam'a olan sevgisinden, desteğinden değil, tam tersi Saddam'ı ortadan kaldırabilmek için bir bahane eline geçirmek istemesinden dolayıdır. Ve nitekim öyle oldu. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdiği zaman Irak'ın bölünmesi istikametinde bir takım adımlar attı. Olgunlaşması için bekledi. 10 sene bekledi. Ta ki AK Parti iktidara gelene kadar. İktidara geldi. 11 Eylül hadiselerinden sonra yeniden bu sefer Saddam'ın nükleer silahlara sahip olduğu iddiasıyla Irak'a müdahale kararı aldı. Erbakan hocamızın bütün çırpınmasına rağmen bugünkü hükümet Irak müdahalesine destek verdi. Meclisten karar çıkmamasına rağmen destek verdi. Niye ben bu arka planı anlatma ihtiyacını duyuyorum? Bugün meydana gelen hadiseler de aradan birkaç sene geçtikten sonra hiç beklemediğimiz noktalara bizi götürecek. Erbakan hocamızın ikaz ettiği, gözünüzü açın dediği noktalara götürecek de onun için. Batı'nın, Amerika'nın özellikle ve İsrail'in müdahalesiyle meydana gelecek her hadise Orta Doğu'yu parçalamaya yöneliktir. Müslümanlara zarar vermeye yöneliktir. Bundan dolayı biz nasıl ki Irak müdahalesine karşı çıktıysak Suriye ile aramızın bozulmasına, Suriye'deki kargaşaya bizim körükle gitmemize de karşı çıktık. Yapmayın. Silahla problemleri çözemezsiniz. Kullandığınız silahlar Batı'nın silahları. Sizin de elinizdeki silahlar Batı'nın, karşınızdaki
insanların elindeki silahlar da Batı'nın. Onlar bizi birbirimize kırdırmak için bir bahane arıyorlar. İster ırkçılık, ister mezhep farklılığı olsun. Bu oyuna gelmeyin dedik. Kimse dinlemedi. Bugün Suriye'de kim ne derse desin, Suriye hükümetiyle birlikte Suriye'nin istikbali hakkında karar verilecek. Paylaşım yapılacak. Suriye'de Irak gibi bölünme noktasına geldi. Çıkamıyorlar bunun içinden. Şimdi Irak'ta da, Kuzey Irak'ta Barzani referanduma gitmek istiyor. İstediği gibi gitsin, anayasal hakkıysa gider, bir karar verir, bir takım adımlar atar. Ama şunu herkes bilmeli, eğer bu kararlar İsrail'in desteğiyle alınıyorsa kesinlikle Kürtlerin başına bela olur. Çünkü İsrail ne Kürtlere, ne Türklere, ne Araplara sevgi duymaz. Bu bölgede barış istemez, huzur istemez, bugünkü yapının devamını istemez, bu bölgenin parçalanmasını, kolay lokma haline gelmesini ister. Siz attığınız bir adımla yıllardır özlediğiniz bir hadisenin gerçekleşmesini isteyebilirsiniz. Ama bunu İsrail'in desteğiyle yaparsanız emin olun onu size yedirmezler. Başınıza bela ederler. Türkiye, İsrail'in Orta Doğu'daki tek stratejik müttefikiydi. Ne zamandan beri? 1948'den beri. Ne oldu şimdi? Türkiye'nin başına en büyük belayı hep İsrail örüyor. Esas hedef Türkiye'nin parçalanması. Esas hedef İran'ın parçalanması. Ama nereden başladı? Irak'ta. İşte Erbakan hocamızın mecliste ta 1990'larda yaptığı bir konuşma. 2,5 dakikalık. İnternete de düştü. Dinlensin. Bugünü aynen tarif ediyor. Önce Irak bölünecek. Arkasından Suriye'ye sıra gelecek. Onun arkasından da Türkiye'nin bölünmesi için adımlar atılacak. Bölünme noktasına geldiğinde sizin alacağınız tedbirler yetmez. Şimdi alacaksınız. Hatta çok geç bile kalındı. Bu tedbirler şimdiden alınmazsa Türkiye'nin de İran'ın da Suudi Arabistan'ın da Mısır'ın da bölünmesinin önüne geçmek mümkün değildir. Çünkü şu anda herkes düşünme duyusunu tamamen kaybetmiş gibi görüyor. Herkes dediğim her ülke yöneticisi. Sadece kendi menfaatlerini, kısa mesafedeki menfaatlerini düşünüyorlar ve buna göre pozisyon belirliyorlar. Amerika'ya milyarlarca dolarlık silah siparişi veriliyor. Herkes veriyor. Biz de veriyoruz. Suud da veriyor. Katar da veriyor. Kim için? Kendi menfaatlerimizi koruyacağız zannederken Amerika'nın ve İsrail'in menfaatlerine destek vermek için. Bunu kimse gözden çıkarmasın. Orta Doğu'da bir şey yapılacaksa ne olacak? Herkes onu soruyor. Peki de ne yapacağız biz? Biz gelsek ne yaparız? Muhterem arkadaşlarım şunu bilin. Bir defa bizim şu andaki halimizle hiçbir İslam ülkesi silahla problemini çözemez. Çünkü bu silahlar bizim değil, özellikle Batı'nın silahları. İkincisi, biz bu bölgede yaşayan ülkeler, insanlar olarak biz bir araya gelmeliyiz. Kendi problemimizi biz çözmeliyiz. Amerika'nın planları istikametinde değil. 120 yıl Orta Doğu'nun bugünkü şeklini alması, bundan sonraki istedikleri şekli alması için planların başladığı yıl 120 yıl önce 1897. Daha sonra 1914-1917. 1917'de meşhur Balfour Deklarasyonu. İngiltere bunu kutluyor. Niye? Orta Doğu'da bir İsrail devletinin kurulmasına destek vereceklerini ilan ettikleri yıl.
Bunu herkes komplo diye kabul ediyordu biz söylediğimiz zaman. Sonunda da İngiliz Başbakanı May bunu kendisi söyledi. Biz Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılını bir şeref vesilesi olarak kutlayacağız diye. Şu hainliğe bakın siz. Ve biz 1917'nin içindeyiz. Tam 100 yıl olmuş. Ha bunlar sabırlılar. İsrail 1923'ten sonra kurulamadı. İkinci Cihan Harbi beklendi. Ondan sonra kuruldu. Niye? Orada yeterli miktarda Yahudi yoktu ki. Şimdi artık Büyük İsrail'in safhası geldi. Büyük İsrail kurulurken başka projeler, taktikler uygulanıyor. Efendim Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediğini elde edemedi. Ruslar devreye girdi şu oldu. Yok ya, Amerika Birleşik Devletleri istediğinden fazlasını elde etti. Onlar ne istiyor? Bölgede kargaşa olsun istiyor. İnsanlar düşünmesin istiyor. Hissiyatlarıyla hareket etsin istiyor. Şimdi bu meydana geldi mi? Geldi. Şu anda ırkçılık bizi birbirimizden ayırıyor mu? Ayırıyor. Mezhep fitnesi var mı? Var. Hem de bizim alimlerimiz buna alet oluyor. Nasıl düzelteceksiniz? Düzeltemezsiniz. Düşünmeden düzeltemezsiniz. Biz bir kere düşünün diye referandumda söyledik. Ama bu sadece referandumla alakalı bir konu değil. Hem biz bu ülkenin içinde yaşayan insanlar olarak düşünmeye, düşünen insanları iktidara getirmeye mecburuz. İktidara gelenler de düşünmeye ve halkın emniyetini sağlamaya mecbur. Orta Doğu'nun başkalarının emellerine hizmet edecek tarzda dizayn edilmesine değil, bu ülkede yaşayan insanların, bu bölgede yaşayan insanların mesut ve bahtiyar olmasına yönelik düzenlemeler yapmaları icap eder. Bunun için Orta Doğu yeniden tanzim edilebilir mi? Edilebilir. Ama Batı'nın müdahalesi olmadan edilmeli. Bu ülkede yaşayan, Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, hatta biraz daha aşağı iniyorum, bugün arada ihtilaf çıkmasına rağmen bilmem Suudi Arabistan'da, Katar'da bu işin içine dahil edilmeli. Dışarının müdahalesi olmadan biz bu bölgede barış içinde nasıl yaşarız? Yollar aranmalı. Çok da zor bir şey değil. Masaya oturunca evvela insanlar birbirlerine kös kös bakarlar. Hasmıyla karşı karşıya oturduğu için. Ama aradan biraz zaman geçtikten sonra o hava yumuşar. Yumuşamak mecburiyetinde. Sağduyuyla hareket etmeye ihtiyacı var bu bölgenin. Bu bölgede yaşayan insanların huzuru ve barışı bu bölgede yaşayan insanlar ve hükümetler tarafından temirat altına alınmalı. İsrail'in değil. İsrail bugün alenen Kuzey Irak'taki gelişmelere destek vereceğini ve hiç çekinmeden de bunun kendi menfaatlerine olduğunu ilan ediyorlar. Israrla söylüyoruz. Batı için, kapitalist ülkeler için, sömürgeci ülkeler için adaletin önemi yoktur. İnsan haklarının önemi yoktur. Demokrasinin önemi yoktur. Sadece ve sadece kendi menfaatleri vardır. Kendi menfaatleri gerektiğinde dünyayı yakmaktan geri durmazlar, çekinmezler. Kaldı ki bizi birbirimize düşürüp bu bölgede katliamı, kendi baş tacı yapmasınlar. Hiç tereddüt etmezler. İşte bilmem nerede Kuzey Kore füze atmış, bilmem Japonya'yı vuracak durumdaymış. Amerika'nın okyanustaki bazı adalarının yakına da füzeleri düşmüş, yer yerinden oynuyor. Elbette biz bunu tasvip etmeyiz. Yani Kuzey Kore'nin başında ne ettiğini bilmeyen bir deli varsa, Amerika'nın başında da onun benzeri var. İkisinin kavgasına biz niye kendimizi mahkum edelim? Ama iş Amerika'nın Afganistan'da bugüne kadar geliştirdiği nükleer olmayan en büyük bombayı patlatmasına dünyanın sesi çıkmadı. Böyle bir şey olmaz.
Bugün Myanmar'da bir katliam var. Şimdi bu meseleyi bazen sulandırabilmek için efendim oraya Çin'in müdahalesi varmış. İngiltere'nin başka menfaatleri varmış. İşte bu menfaatlerin çatışmasından dolayı da oradaki hadiseyi sadece bir Müslüman katliam olarak görmek doğru değilmiş. E peki de şu anda dün akşamki haberlere göre 250 bin diyorduk. 400 bin göçmen daha gitmiş Bangladeş'e. Ondan öncekiler 500-600 bindi. Yani 1 milyon Arakanlı Müslüman var. Bunun hesabını kim verecek? Biz de götürüyoruz. Arakanlılara yardım etmek için Arakanlıları katleden yönetime al şu Kızılay'ın yardımı paketlerini bunu onlara götür diyoruz. Allah akıl fikir versin bize. Efendim bunu da arayı yumuşatmak için yapıyormuşuz. Ya adamların yumuşama diye bir derdi yok ki. Gözleri dönmüş başka maksatlarla. Hangi maksatla olursa olsun. Katliam yapmaktan çekinmiyorlar. Biz Myanmar için ne yapıyoruz? Biz bir muhalefet partisi olarak sesimizi yükseltiyoruz. Bu yapılan yanlıştır diyoruz. Bunu lanetliyoruz. Yardımların gönderilebilmesi için de bu konuda çalışan bütün sivil toplum örgütlerini harekete geçiriyoruz, geçirmeye çalışıyoruz. E bir muhalefet partisi olarak biz bundan daha fazlasını yapamayız. Ama hükümetler bizim yaptığımızla yetinirlerse görevlerini yerine getirmiyorlar demektir. Sadece tenkit etmek yetmez. İlk yapılacak iş İslam ülkelerinin bir araya gelip Birleşmiş Milletler'inde Myanmar'a karşı en azından bir fiziki adımın atılması gerekir. Ambargo mu korsun? Bir takım noktalarda onları biraz daha zorlar mısın? Ticari sahada, finans sahasında, yatırımlarda, ticarette emin olun boyun eğmek mecburiyetinde kalırlar. Öyle şey olur mu? Dünyanın gözü önünde siz milyonlarca insanı katledecek adımlar atıyorsunuz, memleketlerinden çıkarıyorsunuz. Tabii şunu da hiç unutmamamız gerekir. Batı'nın çifte standardını görmesi için. Efendim diyorlar, bu bölgede yaşayan her halk kendi bağımsızlık kararını kendisi alabilmeli. E güzel. Kıbrıs'ta ne yapıyorsunuz? Ya Kıbrıs'ta da ille de birleşeceksiniz. İlle de Rumların sultası altına gireceksiniz diye bize baskı yapıyorlar. E bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Orada birliği söylüyorsunuz. Bize geldiğiniz zaman bölünmeniz icap eder diyorsunuz. Bu en açık delilidir diye düşünüyorum ben. Maalesef bu yanlışlıkların en üzücü tarafı hükümetler tarafından icra edilmesi, bu yanlışlıklardan yalnız yanlışlıkların bedelini halkımızın ödemesidir. Erbakan Hoca, Allah rahmet eylesin, 1992 yılında yaptığı konuşmada başlıklar olarak şunları söylüyor. Ta o zaman 92 diyor ki Körfez Savaşı bitecek. Saddam çökecek, kaldırılacak. Bu bölgede devlet otoritesi kalmayacak. Kürtler oluşan boşlukta bir devlet kurmak isteyecek. Bölgedeki Kürtler çok daha güçlü silahlarla donatılacak, sonra Türkiye'den toprak talebinde bulunacak. Kelime kelime. Bunların hepsi gerçekleşiyor şu anda. Onun için biz Kürt kardeşlerimizi burada bir kere daha uyarıyoruz. Batı'nın oyununa gelmeyin. İsrail'in oyununa gelmeyin. Onların hiç dost, onları dost edinmek akıl kârı bir iş değildir. Sadece onlar kendi menfaatlerini gözetirler ve kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için her türlü hileye baş vururlar. Muhterem arkadaşlarım, şu anda biz Erbakan hocamızın Irak için söylediği, bölge için söylediği her hususun gerçekleştiğini görüyoruz.
hakikaten Saddam da gitti, Suriye karıştı, bir otorite boşluğu doğdu. Şimdi İsrail bu boşluğun bir Kuzey Irak'ta Barzani yönetiminde bir devletin kurulmasını destekliyor. Onun arkasından da sıra, hiç tereddüt etmesin kimse, ister istemez Türkiye'ye ve İran'a geliyor. Biz Batı'nın oyunlarına gelmemeliyiz. Onların oyunlarına alet olmamalıyız. Bugünkü hükümeti yeniden uyarıyoruz. Yaşayarak gördünüz. Hiçbir zaman size vaat ettikleri konularda samimi olmadılar, sözlerinde durmadılar. Bugün geldiğimiz nokta bunu o kadar açık, o kadar net gösteriyor ki Allah yardımcımız olsun. Hakikaten bu işin içinden çıkmak zor. Ama doğru istikamette yürünürse, ne kadar zor olursa olsun, emin olun Müslümanlar bir araya geldiklerinde bu mazlum coğrafya ayağa kalkar, güçlenir. Hep atıfta bulunuyorum, yine bulunacağım. Çok yakın bir geçmişte Kurban Bayramı'nı idrak ettik. Hacca gidenler de hacı oldular. Şimdi memleketlerine dönüyorlar. Hac, Müslümanların bir araya gelmesinin fertler olarak en güzel örneğidir. Milyonlarca insan rengi, ırkı, mezhebi farklı olmasına rağmen, kültürleri, adetleri de farklı olmasına rağmen bir araya gelebiliyorlar ve bu kadar insan o kadar büyük hareketler yapıyor ki Mekke'den çıkıp ta Arafat'a gitmek, dönmek, kurban kesmek, tavaf etmek, sayı etmek, bunların hepsi 3-4 milyon insan tarafından aynı günlerde gerçekleşiyor. Elhamdülillah herhangi bir hadise de meydana gelmiyor. Biz bir olduğumuz zaman neleri başaracağımızın bir işaretidir. Onun için biz bugünkü hükümeti de, Sayın Cumhurbaşkanını da, hem D8'lere sahip çıkma, hem de İslam Konferansı örgütünün başkanlığını üstleneceği için ona hayatiyet kazandırma noktasında ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Sadece başkan olmak hiçbir mana ifade etmiyor. Yaptırım önemli bir iş. Yaptırım gücümüz olacak. Bunu kazandığımız zaman bu işler değişecek. Son olarak bir noktaya da temas edeyim. Aslında temas etmeyi de pek düşünmüyordum ama o da Amerika Birleşik Devletleri'nde birdenbire bizim bir bakanımız hakkında dava açıldı. Türkiye'de yapılan yanlışlıkların hepsinin karşısındayız. Yolsuzluğun da karşısındayız, israfın da karşısındayız, hukuksuzluğun da karşısındayız. Ama bunu biz kendi içimizde çözmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kendi kendisine bir karar alarak bizi töhmet altına sokma cesaretini göstermemelidir. Türkiye'de de bunun gündeme gelmemesi için adalet yerini mutlaka bulmalıdır. Onun için isim zikretmeden söylüyorum. Şimdi düellolar, laf düellosu aldı başını gidiyor. Oo, herkes birdenbire Amerika'ya karşı da bir tavır sergiliyor. Başka ülkelere de karşı. Türkiye'de yapılan yanlışları dile getiriyor. Türkiye'de yapılan yanlışlar adalet önünde hesap verilmediği müddetçe düzeltilemez. Masumiyet de, suçluluk da adalet önünde tespit edilmelidir. Adalet mülkün temelidir. Adalet ortadan kalkarsa, Allah muhafaza etsin, ülke ortadan kalkar. Onun için Amerika'nın efendim bize falancalar yalan söyledi, bize aldattılar, bize karşı verilen sözler tutulmadı demeye hakları yoktur. Çünkü Amerika yalanı bir politika aracı olarak sürekli kullanır. Kullanıyor. Irak'a müdahale edilirken tek gerekçe vardı. Kitle imha silahı. Bunu delillerle ortaya koydular. Ama akıl almaz delillerle. Aradan 2 sene geçti. Pardon ya. Yanlışlık yapmışız. Saddam'ın hakikaten kitle imha silahları yoktu. Neden sonra? Saddam ortadan kaldırıldıktan sonra. Irak'a müdahale edilirken bizim dostluğumuz, Suriye'ye müdahale edilirken Amerika bizim dostluğumuzdu. Ama PYD'yi
bizden daha güçlü silahlarla silahlandıracağını bizim Cumhurbaşkanımızın gözünün içine baka baka söyledi. Neyine güveneceğiz? Amerika'nın hiçbir şeyine güvenilmez. İsrail'in de güvenilmez. Onun için biz hükümeti bu noktalarda uyarmayı bir vecibe görüyoruz. Şuna inanıyoruz. Güç ve kuvvet sahibi Cenab-ı Hak'tır. Biz gereken, üzerimize düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirirsek çözülemeyecek problem yoktur. Saadet Partisi olarak biz bunun için varız. Bundan dolayı da Saadet Partisi'nin birileri kumpası alacakmış, yolundan çevirecekmiş, gel geri geldiği zaman zulme de destek verecek noktaya getirecekmiş, bunların hepsi hikaye. Biz varız, ayaktayız, Allah nasip ederse de bu mücadelede sonuna kadar gideceğiz. Ama kamplaştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Biz şahıslarla ilgilenmeyeceğiz, yanlışlarla, hadiselerle ilgileneceğiz. Bizim farkımız burada. Onun için bizim düşmanımız yok. Hasmımız yok bizim. Bizim rakiplerimiz var. Türkiye böyle iyi idare edilmiyor. Biz şundan dolayı Türkiye'nin böyle iyi idare edilmediğini söylüyoruz. İster terörle mücadelede, ister milli gelirin artması noktasında, milli gelirdeki adaletsiz dağılım vesilesiyle, İster eğitimde, ister ekonomide, hangisini alırsanız alın, biz hadiselerle ilgileniyoruz. Bundan dolayı inşallah bir gün gelecek milletimiz bizim bu söylediğimiz gerçekleri görecek ve Saadet Partimize gereken desteği de verecek diye inanıyorum. Hepinizi beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.